Hayat pahalı yani. Durum da belli. Alım gücü zaten düştü. Dolar çıkmış 25 lira, euro çıkmış 25 lira. Tabii ya. Alıyorsun 1000 lirayla nereye gidiyorsun ya, Allah'ını seversen ya. Alım gücü, elektrik, su, fatura hepsi zaten 2 milyar, 2,5 milyar eve gidiyor ya. Patlıcan, biber, karpuz, fasulye, başka ne alacağız abi? Başka bir şey yok. Şu hepsi 400 milyon. 400 milyon abi. Bu nereye düzelecek abi? Hala da kötüye gidiyoruz ya. Yok abi, nereye kötüye gidiyoruz ya? Emel sık sık sık, nereye kadar sıkacaksın ya? Asgari ücret olmuş 8,5. 15 olsa ne olacak? 15 olsa ne olacak abi, Allah'ını seversen ya? Ev kirası olmuş 5 lira. Elektrik, suyu, faturası 7, 7,5 lira. Ne yiyecek bu adam? Bir kira olmuş 8 milyar. Bu nasıl bir geçim olacak? Düşmüyor. Gittikçe yükseliyor. Ekonomik bozuk kardeşim. Kimse geçim yapamıyor. Ben kendi şahsım geçim yapamıyorum abi. Vallahi yapamıyoruz, billahi yapamıyoruz ya. Ya bütün halk öyle yani, ben tek değilim. Vallahi kral, zaten domates yok bu sene burada. Hiç getirmemişler. Salatalık 10 lira. Muz 20 lira, 30 lira. Yani alacak gibi değil. Bunu toplasam belki 1000 liraya var ya, ya yok. 6 poşet, 7 poşet, başka bir şey yok yani. Bir mama olmuş 300 lira. Yani asgari ücret kira olmuş 6000 lira. Millet geçinemiyor ki. Bak herkes 3 poşet almış gidiyor, bakın. 3 poşet, 4 poşet, başka bir şey yok. Çikolatalık alıyorlar, çıkıyorlar. Zamlardan dolayı piyasa biraz durgun. Gelen insan bakıp bakıp geçiyor. Hani alım gücü düştü. Piyasa biraz yükseldi. Piyasa yükselince ne yapacak bir şey yok. Hani insanlar gelip soruyor, geçiyor. Valla alım gücü çok zor ya. Bir şey alamıyoruz. Bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Sıkıntılı süreç şu an. Elimizi bir şey atamıyoruz. Ateş pahası. Biz de akşam bekliyoruz, akşam gelip alışveriş yapıyoruz. Ellerinde kalmasın diye, atmasınlar diye ucuz ucuz veriyorlar. Çok zor ya. Ev kira şartları bayağı bir yüksek. Geçim sıkıntısı aşırı çekiyoruz. Seçimlerden sonra daha sıkıntı oldu bizim için. Zaten akşamlar millet çöp toplamaya geliyor buraya. Mecbur toplayacak. Ne yapacak? Halk ne yapacak? Halk ne yapacak? Millet mecbur buraya çöp toplamaya. Mesela gece 12, ben yıllardır burada oturuyorum. Millet akşam olsun çöp toplamaya geliyor buraya. Valla çürük meyve bile pahalı. Serbest piyasa var. Bunun yazı kışı kalmadı. Hani yaz da çok pahalı, kış da pahalı. Zaten şu anda bile tarla ürünleri doğru dürüst yok. Tadı tuzu da yok. İnsanlar mecburiyetten alıyor. Çözüm ortada, o da Kürt sorunudur. Çünkü bu krizin sebebi Kürt sorunundan kaynaklanıyor. Eğer savaş politikaları olmasa bu kadar bütçe, maliye, hazine paraları savaşa gitmez ve insanlar rahatlıkla geçimini sağlar. Ya mesela istediğini alamıyorsun. 2 kilo meyve alacağına 1 kilo alıyorsun. Vallahi çiftçiyi desteklemeler lazım. Çiftçi ekemeyince hayat pahalı. Her şey pahalı. Mesela gelen müşteriler, "Aa biz bu hafta bu kadar almıştık. Niye bu hafta böyle oldu?" diye soruyorlar ya. Öyle şey kalıyoruz yani. Bilmiyorum. Üreticilerle alakası var. Biz ne kadara veriyorlarsa biz o kadara alıyoruz.